Ya şöyle bir gerçek var tabii. Atatürk sonrası için söylüyorum. Mesela şu çok bir yanılgıya neden oluyor. Sanılıyor ki CHP bugün kendisini sosyal demokrat diye açıklıyor ya. Ne kadar sosyal demokrat artık onu ben bilemem. Ortada çünkü. Fotoğraf ortada. Sanılıyor ki CHP Atatürk sonrasının CHP'si solcu ya da sosyal demokrat falan bir partiydi. Hayır değil kardeşim. O CHP sağcı bir partiydi. Ve içi toprak ağaları Mütegalli Bey'le dolu olan muhafazakar, son derece tutucu olan bir partiydi. Adnan Menderes Demokrat Parti'yi kurarken CHP'nin iki parmak solunda diyor ya. Aynen ya öyle öyle söyledi. Kuruyor yani. Hayır, şöyle zaten efendim, aynen öyle söyledi. Senin solun tabii. Senin solundayım diyor ya. İki parmak sol diye tarif ediyor. Evet. Sertellerle iş yapmak istiyor. Önce de Evet. tabii o baskın falan, onları o yılları da konuşmak gerekiyor. İşte ondan sonraki süreç söylüyorum işte ABD'nin bu soğuk savaş başladığı ifadeleriyle birlikte siyaset bilimi derslerini anlatırken biz bütün dünyada ama şunu söylüyor. Soğuk savaş neden başladı, neden bitti? İşte başladı dedi ABD, bitti dedi ABD. Mesela bunu hep tartışılmıştır bu uluslararası ilişkiler derslerinde. 1990'dan sonraki şeyde bitti dediklerinde 45 yıl sonra bitti. Peki o çekişme neye mal oldu? O çekişme neye mal oldu sorusu işte Türkiye'nin tam bağımsızlığını kaybetmesi, bağımlı, yarı bağımlı hale getirilmesi, Türkiye'de solun yok edilmesi, siyasal cinayetlerin işlenmesi ve en fecisi de tabii Türk ordusunun durumu. Ben bir şey sorabilir miyim anlaşılsın diye? NATO'cu Türk ordusunun durumu. Tabii neden? Şöyle şimdi mesela şeyi de izleyici sorusu üzerine soruyorum. Tamam, Atatürk döneminde anlaşılan bir denge politikası var, doğru mu? Sovyetler, Amerika arasında, denge politikasının hayır Nevzat, denge politikasında ötesinde Atatürk döneminde belirleyici bir dış politika var. Tamam. Bakıyorlar ona. Tamam, diyorlar ki izleyicinin sorusu, çok süre geçmeden İsmet İnönü sadece bu korkuyla mı hareket ediyor? Sovyetler korkusu mu yoksa başka etmenler mi var diyor. Ya iki şey var. Tabii şimdi İsmet Paşa'nın Atatürk olmasını beklemek haksızlık. Bak, büyük haksızlık. O ayrı. Heh, o büyük haksızlık. Şimdi Atatürk'ün vizyonu başka bir. Müthiş bir saygı duyuluyor. İki. Ne dedi Birleşmiş Milletler Cemiyet Akvam'a? Davet, bir dakika dedi. Biz oraya başvurmayacağız. Onlar bizi davet ederlerse biz oraya üye olacağız. Nitekim öyle oldu. Balkan Antantı'nı yaptı. Sadavat Paktı'nı. Bakın şimdi. Adamın bakışı başka bir şey. Milli Mücadele döneminde de biz Sovyetlerden çok büyük yardımlar gördük. Evet. Çok. Ankara'da ben karargâhta subay olduğum dönemde ATS'yle duvar duvarayız. Büyük bir şansım oldu o nedenle. Girdiniz mi? Tabii. Şimdi onu anlatacağım size. Bir şey söyleyeyim. O ATS'ye herkes giremiyor. Hocanın başı. Nedir ATS? Genelkurmay Askeri Stratejik Araştırmalar Merkezi. Bak şimdi. Onlar bizim için öldüler, bu vatan böyle kurtuldu. İşte o kitabı yazma sebebimdir. Daha doğrusu Milli Mücadele Tarihi, o kitabı yazma sebebimdir. Orada bütün o klasörlerde ne varsa Sovyetlerden gelen yardımlar, her şeyi yazdım orada. Tamamen arşiv olduğu gibi yayınladım o arşivi ben. Doktora tezleri falan da yapıldı daha sonraki süreçlerde. Orada gördüğüm çırılçıplak bir şey var kardeşim. Büyük taarruz kısmı hariç. Sovyetlerden gelen yardımlar olmamış olsaydı, herkes bunu lütfen kafasına çivilesin, milli mücadeleyi yapamazdık. Linç geliyor.